Merhaba, benim adım Yorgo Demir, benim ana dilim Rumca, hepinizin bildiği adıyla yani Helenika Yunanca. Ben küçüklüğümde ana dilimi öğrenebileceğim bir okula gittim. Lozan Barış Anlaşması'nın tanıdığı haklar dahilinde bir azınlık olarak ve tabii Türkiye-Yunanistan arasındaki mütekabiliyet ilkesi dahilinde bir Rum azınlık olarak ben... ...bir Rum okuluna gittim. Ee, pozitif bilimleri... E, ...Rumca gördük, Yunanca gördük... ...Yunan dilinde gördük. Ee, onun dışında tarih, coğrafya... ...ve Türkçe... Ee, ...tabii ki... ...bu ulus devlet... E, ...kapsamı dahilinde... ...insanlara bir bilinç aşılamak... E, ...gereğinden dolayı... duyulan bu gerekten dolayı... Bu tarih, coğrafya ve Türkçe dersleri tabii ki yine mütekabiliyet ilkesi dahilinde e, Türkçe görüldü. E, bazen e, okulda problemler yaşadık, yaşamadık değil. Mesela e, öğretmen atamalarında yeteri kadar öğretmen olmadığından dolayı e, ana dilimizi konuşan, Yunanca, Rumca konuşan yeteri kadar öğretmen olmadığından dolayı bazen Yunanistan'dan öğretmen atamalarını bekledik. Öğretmen atamaları e, Ocak-Şubat aylarını buluyordu. Dolayısıyla... İlk yarım ders yılı son derece verimsiz geçiyordu. Biz maalesef derslerden çok geri kalıyorduk. Bu tabi eğitimimize de bir şekilde sekte vuruyordu. İki ülke arasındaki yine siyasi politik sürtüşmelerden dolayı da bazı işte hani çocukluk halimizde bazı e, travmalarda yaşamadık değil aslında yani mesela e, 89 yılıydı galiba ya yani da 90'dı o civarda. 9-10 yaşlarımdaydım e, öğretmenlerimizden yine bir Türk Yunan e, siyasi ilişkiler arasındaki bir gerginlikten dolayı e, öğretmenlerimiz arasında öğretmenlerimiz tarafından e, e, bize dışarı çıktığınızda e, hiçbir şekilde bağırarak Yunanca Rumca konuşmayın direkt evinize gelin e, e, Kimse sizin Rumca konuştuğunuzu duymasın denildiğini bu şekilde e, bizi korumaya çalıştıklarını mesela hatırlarım. E, onun dışında tabii ki bazı başka çeşitli e, ana dilde e, konuşabilmek adına e, bazı baskılar görmedik değil yaşamadık değil. Bu tabii e, hani belki de bizim büyüklerimizin vatanda vatandaş Türkçe konuş kanunundan e, gelen e, psikolojik bir travma ile de alakalı bir şey olabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Hepinize iyi günler dilerim. Kalisaz Mera. Kalimera.